Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere kocamın en sevdiği, sürekli benden istediği, özellikle kış aylarında hasta olmak üzereyken, grip olmuşken, bağışıklık sistemi güçlensin diye sürekli yapmamı istediği bir yemek var. Tavuk haşlama. Ben tavuklarımı kasabından doğrattırarak almıştım. O yüzden doğrama işim yok. Fakat şu bagetlerin uç kısımlarını sevmediğim için uç kısımlarını kendim keserek işimi başlayabilirim. Sonrasında tavukları güzelce yıkayacağım. Bu arada tencereyle ocağın üzerine su koydum. Suyum kaynamasını bekliyorum. Ben bütün tavuk kullandım arkadaşlarım. Hem ekonomik oluyor hem de bolca kemik içerdiğinden dolayı şifa deposu. O yüzden bütün tavuk kullanabilirsiniz ama bagetle, butla, göğüsle her şekilde tavuk haşlamalarınızı yapabilirsiniz. Özellikle bu aylarda sık sık tüketmemiz gereken bir tarif. Suyumuz kaynamak üzere. Ben de bu arada tavuğumun fazla olan göze batan deri kısımlarını da temizledim. Büyük bir kısmının derisini aldım. Şimdi kaynamaya başlamış olan suyun içerisine bütün tavuğumu koyuyorum. Çok fazla su kullanmamaya özen gösterin. Altını açtık. Yüksek ateşte kaynayana kadar pişireceğiz. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı kısağa getirip yaklaşık 45 dakika kadar pişirmeye devam edelim. ...2-3 tane defne yaprağı. Fazla abartmayalım. Defne yaprağının kokusu çok fazla çıkmasın. Sadece tavuklarımızın kokusunu engellesin diye ekliyoruz içerisine. Ve bir adet iri soğan. Ben de bu arada kabuklarını soyup yıkamış olduğum patateslerimi çok ufak olmamak kaydıyla elma dilimi doğruyorum. Limon ilave etmeyi unuttuğumu fark ettim. 2 dilim de limon ilave ediyorum tavuklarımın içerisine. Benim tavuğum biraz büyükçeydi. Ondan dolayı 4 adet patatesim var. İriye yakın. 3 adet de havucum var. Onları da patatesle beraber doğruyorum. Kaynamaya başladı. Altını orta hararete alıp 45 dakika kadar pişireceğim. Bu arada içine 4-5 diş sarımsak ilave edeceğim. Tavuğunuzun miktarına göre sarımsak oranını artırıp azaltabilirsiniz ya da sevmiyorsanız koymayabilirsiniz ama tamamıyla tavuğun kokusunu engellesin diye koyuyoruz içerisine sarımsağı ve çok hafif de bir aroma versin diye. 45 dakikanın sonunda içerisine havuçlarımızı ilave edelim. Bir 10 dakika daha havuçlarla beraber pişmesini sağlayalım. Havuçlar pişmeye devam ederken biz de terbiyesini hazırlayabiliriz. Terbiyesini yapabilmek için bir kasenin içerisine tepeleme dolu bir çorba kaşığı un, 3 çorba kaşığı da yoğurt ilavesi yaptım. Yarım kahve fincanı suyla beraber açtım. İstiyorsanız yumurta da ekleyebilirsiniz ama tavuğun tadını almak istiyorsanız eğer yemeğinizde yumurta eklemeyin.
havuçları ve tavuğu kontrol edelim. Lokum gibi pişmiş gerçekten. Şimdi patateslerimizi ilave edebiliriz. Bir tatlı kaşığı tuz ilavesi de yapalım. 10 dakika daha patatesimizle beraber pişirelim. Patatesimizin pişme şekli biraz daha kısa sürdüğü için en son ilave ettik. Tarifimi eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, nokta bile olsa yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin arkadaşlarım. Ağzını kapatalım. Pişmeye devam etsin. 10 dakika daha. En son aşamada bir tutam maydanozumuzu ilave edelim ve altını kapatalım. Yemeğimiz servise hazır. Kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerimden haberdar olmak istiyor iseniz eğer de beni nereden takip ediyorsanız, beni takip ettiğiniz ili, ilçeyi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Şifa dolu günler diliyorum.